Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir? Eylemsiler, eylem kök ya da gövdelerinden belli eklerle türetilip cümlede isim, sıfat, zarf görevinde kullanıldıkları halde eylem olma yani iş, oluş, hareket bildirme özelliğini de sürdüren sözcüklerdir. Sevgili arkadaşlar, fiilimsilerin tanımını yaptı. Türkçe'de fiilimsiler isim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil olarak ne yapacak? Görev alacak. Biz fiillere bazı ekler getirerek İstem fiil, sıfat fiil ve zarf fiil yapıyoruz. Şimdi bakalım bunlardan hangisi yok? Altı çizili sözcüklerde. Bir bakışın can verdi kurumuş toprağıma derken kurumuş kelimesi kendinden önceki fiile eklenen mışmış sıfat fiil ekini alarak kendinden sonraki kelimenin sevgili arkadaşlar sıfatıdır. Dolayısıyla burada bir sıfat fiil yani eylemsi var. B'ye baktık bir gülüşün içinde binlerce lamba yakar dizesinde bir gülüşün gülmek fiiline getirilen ış-iş -ış isim ile ki biz bunlara mayışmak diye kolluyorduk ne yaptı artık isim yaptı Dolayısıyla burada da bir isim fiil var C'de sensiz geçen zamanı belli yaşamamışım derken nasıl zaman geçen zaman dedi fiile gelen an-en sıfat fiiletiyle kendinden sonraki ismi niteleyen sıfat yaptı. Dolayısıyla burada da bir eylemsi var sıfat fiil var. Anası mezar dikecekmiş diye kodluyorduk hatırlayalım. D'ye geldik kapılıp gidiyorum saçının tellerine demiş. Burada ise sevgili arkadaşlar kapılmak fiiline getirilen ıp ip zarf fiil ile fiilden zarf yapılmış. Dolayısıyla zarf fiil yani eylemsi var. İp, ince, eli, kan, ağmadan, dıkça, arak, ermez, maksızın, meksizin, dığında gibi ekler de zarf fiil eklerimizde. Dolayısıyla dört seçenek de var. Ancak E'ye baktığımızda sevgili arkadaşlar diyor ki E'de nefes almak yitirir anlamını senin yanında. Şimdi burada bir fiilimsi yok çünkü yitirmek fiili ar er, er geniş zaman kipekini almıştır. Kipeklerini fiilimsiler alamaz. Fiil, fiiller kipeklerini alarak çekimli fiile sahip olur artık. Dolayısıyla arkadaşlar altı çizili kelime fiilimsi değil çekimli fiildir yükleme olmuştur bu yüzden cevap e. Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerin hangi ikisi fiilimsi değildir? Sevgili arkadaşlar fiilimizde fiil soylu sözcüklere bazı ekler getirerek onlardan isim fiil, sıfat fiil, zarf fiil yapmaktır. Bakalım numaralanmış kelimelere. Seyirciler dağılınca bütün derken dağılmak fiiline ince ince zarf fiili ki geldiği için bir de verilen kelime bizim için zarf fiildir. İp, ince, eli, kan, ağma, arak, ermez, maksızın gibi eklerdir. Fiile gelip ne yapıyor? Zarf yapıyor. Dolayısıyla bir eylemse. Kalmadı eski güzelliği ömrün derken burada D di ki pekini almış bir çekimli fil var arkadaşlar dolayısıyla iki değil üçe baktık aşkın bizi terk ettiği gün demiş nasıl gün? terk ettiği gün derken terk etmek fiili dık dik sıfat ekini almış bir kelimedir arkadaşlar. Fiile gelen dık dik sıfat fiilik ile kelime sıfat yaptı. Kendinden sonraki ismi niteledi. Dolayısıyla üç bir fiilimsidir. 4'e baktım düşüp paramparça oldu gölgeler demiş. Düşüp yine bizim için bir de olduğu gibi arkadaşlar fiile gelerek zarf yapan bir zarf fiildir. Yani eylemsidir. Oldu derken dığ diye iki ekini almış bir fiil var burada. Çekimli bir fiil var. Dolayısıyla eylemsi değildir. Bu yüzden sevgili arkadaşlar 2 ve 5 yani C'de verilen ifadeler fiilimsi değildir. Cevap C. Bu cümlede kaç fiilimsi vardır? Fiilimsiler arkadaşlar Türkçe'de 3 çeşitti. Bunlardan birincisi fiile gelen ma ışmak etleriyle isim fiil yapan sözcükler. Bir diğer arkadaşlar yine fiile gelen ve fiilden Niteleme sıfatı yapan an, ası, mez, ar, dik, ecekmiş ekleriyle oluşan sıfat fiildi. Bir diğeri yine fiile gelen bazı eklerle o fiilden sevgili arkadaşlar zarf yapan, durum zarfı ya da zaman zarfı yapan ip, ince, eli, kan, a, madandıkça, arak, ermez, maksızın, meksizin, dığındaki gibi eklerle oluşan fiilimsilerdi. Şimdi baktık. Arkamdan yükselen güneş derken şuradaki yükselen arkadaşlar sıfat fiildir. Güneş araba izlerinin kıvrımları üzerine gölgemi serip derken buradaki ıp ip bizim için zarf fiildir. Uzaklara götürüyor. Götürüyoru alamam çünkü bu bir çekimli fiil. Deniz tarafından yüzüme doğru esen an en arkadaşlar sıfat fiildir. Hafif rüzgar içimi ferahlatıyor. Giderek derken bakın şurada giderek kelimesi arak erek bir zarf fiil ekidir. Zayıflayan esinti derken an en sıfat fiildir. Dolayısıyla arkadaşlar baktığımda 1, 2, 3, 4, 5 tane eylemsi var. Geliyorum kelimesini alamayız çünkü bu bir çekimli fiildir. Tip ve kişiye iki almış onu sayamıyoruz. Dolayısıyla 5 tane arkadaşlar fiilimsi vardır. Cevap C. Gülerek gittikleri yerden ağlayarak geldiler. Bu cümledeki altı çizili fiilimsi ile türce özdeş olan fiilimsi aşağıdakileri hangisini kullanılmıştır? Sevgili arkadaşlar ağlayarak derken arak, erek, zarf fiili ki kullanılmıştır. Dolayısıyla seçeneklerde ne yapmalıyız? Bir zarf fiil eki alan kelime bulmalıyız. Türkçe'de zarf fiiller arkadaşlar fiillere getirilen bazı eklerle oluşuyordu. ıp ip, ip eki olabilir, ınca, ince eli olabilir, alı eli olabilir, kanken eki olabilir. A, E yönelme halik karıştırmayacağımız zarf ve olabilir. Madan, meden, dıkça, dikçe, ar, er, mez, gelir, gelmez gibi. Dığında, yağmur yağdığında gibi gibi. Ne yapacak? Bu ekler eklendiği kelimeyi durum zarfı ya da zaman zarfı yapacak. Buradan da anlayabiliriz. Bak nasıl geldiler? Ağlayarak geldiler diyorsunuz. Zarf yaptın. Dolayısıyla zarf değildir. Şimdi biz baktığımızda arkadaşlar seçenekleri şöyle gördüğümüzde ağ seçeneğinde geçeceğini derken sıfat fiil eki vardır. Dolayısıyla bizim için burada bir zarf fiil değil sıfat fiil eki olan acak ecek var. B'ye baktık şöyle an en sevgili arkadaşlar sıfat fiil eki var. C'ye baktık oturup derken zarf fiil eki olduğunu görüyoruz. Nasıl denizin berraklığını seyredeceğim? Kıyıda oturup diyor. Yani zarf yapıyor. O yüzden cevap geldi. D'ye baktığımda bahsettiği derken dık dik sıfat fiil eki var. Okumayı derken mayışmaktaki İsim fiil eki var. Şiir okumayı derken burada da arkadaşlar mayışmaktaki isim fiil var. Ama ben zarf fiili bulmalıyım. O da C'de olduğu için cevap C. Eylemsiler de tıpkı isimler gibi ek eylem alarak yüklem olabilir. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi ek eylem almış bir isim fiildir? Arkadaşlar 3 bilgiyi aslında bizden sınamamızı istiyor. Öncelikle cümlenin yüklemini tespit edeceksiniz diyor. Cümlemizin yüklemi bir isim fiil ekini almış kelime olacak. Yani isim fiil eklerimiz ma, ış, maktı lütfen hatırlayalım. Bu isim fiil eklerini alan kelime ek eylem yani idi, imiş, iseyi alıp yüklem olamıyor. Dır, dir alabilir. Bunlardan birini alıp yüklem olacak diyor. Baktık şimdi seçeneklere. A'da diyor ki bu vatan hepimizindir. Onu koruyalım. Hepimizindir. Koruyalım. İki ayrı yüklem var. Ancak arkadaşlar, hepimiz kelimesi zamirdir. ek eylem almıştır, ama eylemsi değildir. Koruyalım kelimesi zaten fiil, isim fiil değil, o yüzden gitti. A cevap bulamıyor. B'ye baktım, benim sadık yarım kara topraktır derken bizim yüklemimiz arkadaşlar kara topraktır, sıfat tamlaması. Bu sıfat tamlaması evet dır ek fiilini almış, ama eylemsi değil, o yüzden B de gitti. C'ye baktım, iyi insan başkasının iyiliğini isteyendir. Şimdi isteyendir yüklem evet dırdır ek fiilini almış ancak anen sıfat fiil almış bir kelime adlaştığı için arkadaşlar dırdır ek fiilini alarak yüklem oluyor. Dolayısıyla burası isim fiil değil sıfat fiil aldığı için cevap olamaz. Güzel bir çeldirici. D'ye baktık düşünenle düşünmeyen bir olamaz demiş. Şimdi ise arkadaşlar olamaz kelimesi olabilir fiilinin olumsuzudur ama ne olursa olsun fiil. Sonuçta isim fiil değil. O yüzden D de gitti. E'ye baktım. Tek amacım iradeli ve bilinçli yaşamaktır. Şimdi yaş kelimesi A, E yapım ekini aldıktan sonra yaşamak fiili oldu. Ben buna makmek isim fiil ekini getirerek arkadaşlar bir eylem yaptım. Yani isim yaptım. Ve bu isim artık dırdır ek fiilini alarak ne yaptı arkadaşlar? istediğim cevabı oluşturdu, yüklem oldu. Bu yüzden isim fiil gördüğünüz gibi makmek ekini almış bir kelime dırdır ek fiilinde olarak yüklem olmuş. Bu yüzden cevap E. Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerin hangileri fiilimsidir? Fiilimsidir diye soruyorsa arkadaşlar ne aramalıyız mutlaka? İsim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil aramalıyız. Mayışmak anası mezar dikecekmiş. ipince eli kanamadan dıkça ara kermez. Arayacağımız ekler. Bir numarayla verilen kelime arkadaşlar. Ekmek artık kalıcı bir adı olmuştur. Bir nesnenin bir varlığın adı olmuştur. Dolayısıyla buradaki makmek bizim için fiilimsi değildir. Kalıcı ad yapmıştır. Cümleden anlıyoruz. Bu sofraya kardeş bu sofraya işte taze ekmek, işte kara üzüm demiş. Ekmek yediğimiz ekmektir arkadaşlar. Kalıcı attır, eylemsi değildir. İki de öpülesi el, tapılası ağız demiş. Bakın nasıl el, öpülesi el. Buradaki arkadaşlar ası esi bizim için sıfat fiildir. Dolayısıyla eylemsidir. İki mutlaka cevapta olmalı. Üçe baktım sular gibi dökmüşüz yollara aşkımızı demiş. Dökmek fiiline kipeki ve kişi eki gelmiş arkadaşlar. Dolayısıyla burası çekimli bir fiildir. Yani kesinlikle eylemsi değildir. Dörde baktık aynı şekilde üçte olduğu gibi kip ve kişi eki almış. Çekimli bir fiil var sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla kip ve kişi eki almış fiiller bizim için fiilimsi olamaz. Dörtte gitti. Beşe baktık yaşamaya demiş. Yaşamak fiili mame isim fiil ekini alarak arkadaşlar artık eylemsi oldu. Dolayısıyla Bizden istediği aslında 2 ve 5 numaralı kelimeler doğrudan fiilimsidir. Bunu istiyor bizden. Bu yüzden cevap C. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden çok fiilimsi vardır? Bu soru köküne çok dikkat edelim. Bir cümlede birden fazla aynı türden fiilimsi olabileceği gibi aynı cümlede farklı türden fiilimsiler de olabilir. Yani isim fiil, sıfat fiil, zarf fiilden de olabilir ya da isim fiilden birden fazla da olabilir. Ne istediğini bilmiyorum. Seçenekler beni yönlendirecek. A'ya baktım. Herkes gibi ben de olanları anlamaya çalışıyordum cümlesinde arkadaşlar. Olanları derken şuradaki anası mezar dikecekmişteki an en sıfat fiil iki var. Olanları adlaşmış bir sıfat yapmış ama ne olursa olsun sıfat fiildir. Buradaki an eki. Peki anlamaya çalışıyorum derken şuradaki mame eki de bizim için isim fiildir. Bunu ne yaptı? İsim yaptı. Dolayısıyla birden çok fiilimsi var mı? Var. Farklı mı türleri? Evet. Dolayısıyla cevap geldi. B'ye baktım. Her şeyi göz almıştı kaybedecek bir şey yoktu. Arkadaşlar acak ecek ekini gördünüz. Nasıl bir şey yoktu? Kaybedecek bir şey yoktu. Yine sıfat fiil vardır. Acak ecek ama başka yok. Bir tane var. C'ye baktım. Sorunlarınla yüzleşmeye her an hazır olmalısın dedi. Yüzleşmeye derken arkadaşlar. Mame bizim için isim fiildir. Dolayısıyla bir tane yine fiilimsi var. D'ye baktık. Limana gidip eşsiz güzellikteki dalgaları seyrederdik derken gidip derken şuradaki ıp nasıl eşsiz güzellikleri seyrederdik limana gidip diyerek zarf yaptı. Dolayısıyla fiilden zarf olduğu için zarf fiildir ama bir tane. E'ye baktık. Gel selin öfkesi geçmiş. Kabaran sular yavaş yavaş çekilmişti dedi. Burada arkadaşlar sadece Nasıl sular? Kabaran sular şeklinde. Sıfat yapan, fiilden sıfat yapan bir sıfat fiil eki var. An en eki. Bakıyorum cümlede başka bir fiilimsi yok. Bir tane. Bu yüzden cevap A. Mışmış eki hem peki hem de sıfat fiil ekidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mışmış eki ötekilerden farklı bir işlevde kullanılmıştır? Sevgili arkadaşlar bir cümlede yüklemde geçen ve eylemin geçmiş zamanda olduğunu bildiren kipeki olarak kullanılan bir mışmış vardır. Bir de arkadaşlar cümlede kendinden sonraki ismi niteleyen bir sözcükte bulunan niteleme sıfatı yapan mışmış ekini alan bir sıfat fiil vardır. Şimdi bunun ayrımını yapacağız. Dün şehrin çıkışında bir kaza yapmış dediler yapmış bakın yüklemde geçiyor eylemin geçmiş zamanda yapıldığını bildiren bir kipekidir öğrenilen geçmiş zaman kipekidir son sınavda katılamamış bunu öğrendim geçmişte katılamamış bakın arkadaşlar yine eylemin geçmişte olduğunu bildiren bir kipeki amcamlar İstanbul'a 15 yıl önce taşınmış eylemin geçmişte yapıldığını bildiriyor yine yüklemde yer alıyor dolayısıyla ki peki arkadaşlar siz de pişmiş aşa su katıyorsunuz ama derken nasıl aş pişmiş aş diyorsunuz. Burada ismi etkileyen bir sıfat yaptınız. Ve bu sıfat dikkat ederseniz sevgili arkadaşlar pişmek fiiline getirilen bir sıfat olduğu için sıfat fiildir artık bizim için. Çünkü kendinden sonraki ismi nitelemeye devam ediyor. Dolayısıyla burası bizim için Sıfat fiildir, farklıdır. Cevap geldi. E'ye baktık. Bizim köye de öğlen saatlerinde dolu yağmış. Yüklemde geçiyor. Eylemin başkasından, yapı, başkasından yapıldığını duyuyorsunuz, öğreniyorsunuz. Dolayısıyla ki pekidir? Cevap D. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kendinden sonraki eylemin başlama zamanını bildiren bir eylemsi kullanılmıştır? A. Sen bu yerlerden gideli yüzümüz gülmez oldu cümlesinde doğrudan bizden istediği anlam var sevgili arkadaşlar. Bizim yüzümüz ne zamandan beri gülmez oldu? Sen bu yerlerden gideli, gittiğinden beri başlangıç zamanı senin bu yerlerden gitmen Diyebiliyor. Dolayısıyla cevap A görünüyor. Unutulmuş güzel şarkılar çalıyor radyoda derken nasıl güzel şarkılar çalıyor? Unutulmuş güzel şarkılar. Durumla ilgili bildiren burada bir eylemsi var. Bana uzaktan gülerek el sallayan kim derken durum bildiriyor arkadaşlar. Bakın nasıl el sallayan gülerek diyor, değil mi? Dolayısıyla burada durum bildirme durumu söz konusu. Ben gelmeden sakın gitme diye ısrar etti. Burada ise koşul anlamını veren bir fiilimsi kullanıldı madan Ankara'ya geldiğini nedense haber vermedi bana. Ankara'ya geldiğini, geldiği bilgisini gibi bir anlam katıyor. Dolayısıyla bizden istediği eylemin başlama zamanını, kendinden sonraki eylemin başlama zamanını A'da verilen alı eli zarf ki vermiş. Bu yüzden cevap A. Aşağıdaki adı sözlerin hangisinde sıfat fiil, ad olarak kullanılmıştır. Arkadaşlar bizim sıfat fiilimiz fiillere getirilen özellikle bazı eklerimiz var ki bunları çok iyi bilmeliyiz. An, ası, mes, ar, dik, ecek, miş. Bu ekler arkadaşlar ne yapacak? Sıfat yapacak ki biz buna sıfat fiil diyelim. Kendinden sonraki ismi etkilemesi gerekiyor. Ancak bakın diyor ki ad olarak kullanılmıştır. Yani bizim sıfat fiilekimizi alan eylemsimiz isim düştüğü için arkadaşlar ne olacak? Adlaşacak. Bunu bulmamız gerekecek. Peki A'ya baktık. Bir ağızdan çıkan bin ağızla yayılır. Şimdi burada durdum. Bir ağızdan çıkan an en sıfat fiilekini aldı mı? Aldı. Peki bin, bir ağızdan çıkan ne? Kendinden sonra bir ismi mesela söz ismini niteliyor mu burada? Hayır. Söz ismi düşmüş. O zaman ben artık buradaki çıkan kelimesini kendinden sonraki söz ismi düştüğü için artık arkadaşlar ad olarak kullanacağım. Adlaşmış sıfat fiil olacak yani. Bu yüzden cevap geldi. B'ye baktık ağlamayan çocuğa meme vermezler. Ağlamayan çocuğa bakın an, en sıfat fiil ekini almış kelime hala kendinden sonraki ismi nitelemeye devam ediyor. Yani sıfat hani ağlamayana meme vermezler deseydi de olurdu. Çünkü çocuk ismi var cümlede. Dereden geçerken at değiştirilmez cümlesinde sıfat fiil yok zaten arkadaşlar. Burada zarf fiil var. Geçiyorum. Herkesin yorulduğu yere han yapmazlar. Nasıl yer? Herkesin yorulduğu yer. Bakın şurası komple yer isminin sıfatıdır. Ancak burada dıktık sıfat fiil ki ne almış kelime? İsmi etkilemeye devam ediyor. Herkesin yorulduğuna desteği de olurdu. Ama gördüğünüz gibi sıfat fiilin etkilediği isim var. Bu yüzden D olamaz. Ağrımayan baş yastık istemez. Nasıl baş? Ağrımayan baş. Bakın sıfat fiil var. An en sıfat fiil ki Bu sıfat fiil ki kendinden sonraki ismi etkilemeye devam ediyor. Nasıl baş? Ağrımayan baş isim var. Dolayısıyla buradaki sıfat fiilimiz hala kendi görevini koruyor. Yani sıfat ağrımayana yastık vermezler falan desteği de olurdu. O yüzden arkadaşlar isim yerinde duruyorsa sıfat fiil ad olarak değil hala sıfat olarak varlığını devam ettirmeli. Bu yüzden cevap A. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsile kurulmuş bir ad tamlaması vardır? Arkadaşlar verilen cümlelerde öncelikle tamlayanı ve tamlananı isim olan bir isim tamlaması arayalım. Ve bu isim tamlamasının unsurlarından ya tamlayan ya tamlanan ne olacak? Fiilimsi olacak. Bizden bunu bulmamızı istiyor. Bakalım seçeneklere. A'ya baktığımızda duygularının sesine kulak vererek kesin tavrını ortaya koydu cümlesinde duygularının sesi arkadaşlar isim tamlamasıdır. Belirtili isim tamlamasıdır. Neyin sesi sorusuna cevap veriyor. Ancak herhangi bir fiilimsi Değil. İkisi de isim. O yüzden cevap A olamaz. Cümlede başka da bir isim tamlaması yok inceleyebileceğimiz. B'ye baktık. Düşüncelerimi açıkça söyleyememenin sıkıntısını yaşıyorum derken bu cümledeki isim tamlaması söyleyemememin sıkıntısı. Şimdi sevgili arkadaşlar bizim isim tamlamamız neyin sıkıntısı sorusuna cevap veren tamlayanımız. Dikkat ederseniz mame isim fiil ekini aldığı için bir fiilimizdedir. O yüzden cevap B görünüyor. Diğer seçenekleri de görelim. Dün akşam yediğim etli dolmanın tadını hala unutamıyorum cümlesinde. Yediğim dolmanın tadı sevgili arkadaşlar bir zincirleme isim tamlamasıdır. Burada dolma kelimesi fiilimsi değil kalıcı addır bir nesnenin adı olmuş artık. Dolma, sarma gibi kelimeler yazma, çakmak gibi kelimeler kalıcı addır. Dolayısıyla burada bir fiilimsi yok başındaki yazmanın kenarı yazmanın kenarı rengarenk bir iğne oyası iğne oyasıyla süslenmişlerken iki tane isim tamlaması var. Yazmanın kenarı yazma başörtüsü anlamında bir kalıcı addır. Dolayısıyla evet bir isim tamlaması var ama fiilimsi değil bu arkadaşlar. İğne oyası da bir isim tamlamasıdır ama bir fiilimsi ile oluşmamış. O yüzden de gitti. E'ye baktım. Sokaktan geçen satıcının sesi Sağ mutfaktan duyuldu cümlesinde satıcının sesi bir isim tamlamasıdır. Ancak satıcı da isim, ses de isim. Dolayısıyla bunlar bir fiilimsi değildir. Cevap B. Can kafeste durmaz uçar, dünya bir han konar göçer. Ay dolanır yıllar geçer, dostlar beni hatırlasın. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? A. Türemiş sözcük. Sevgili arkadaşlar türemiş sözcük konmaktan konan derken yapım ekidir, fiilimse ekleri bunu alabiliriz. Dolamaktan dolanmak yapım eki aldığı için bunu da kabul edebiliriz. Hatırdan hatırlamak bir yapım ekidir bunu da alabiliriz. Yani türemiş sözcük var. Birden fazla fiilimse demiş. Ben sadece bir tane fiilimse gördüm arkadaşlar konmaktan konan insan anlamında bir sıfat fiiliki aldığı için biz burayı eylemsi olarak alabiliriz. Ancak dikkat ederseniz dizede de başka bir isim fiil, sıfat fiil ya da zarf fiil yok. O yüzden cevap B görünüyor. Çünkü birden fazla değil bir tane fiilimsi var. C'ye baktık sıfat tamlaması demiş. Evet arkadaşlar bir han derken belgisizlik bildiren bir sıfatla isim birleşerek sıfat tamlaması oluşturdu. Geniş zaman kipiyle çekimlenmiş fiil çok fazla gerçekten. Uçar, göçer, dolanır, geçer gibi ifadeler ar er geniş zaman ekini aldığı için D de doğru. E'ye baktık. Ad, durum eki almış sözcük. iki tane var arkadaşlar. Bunlardan birincisi kafes de derken da de bulunma haleki. Bir de beni sözcüğü var. Belirtme haleki almış. Belirtme, yönelme, bulunma, ayrılma ve ilgi durum eki vardı haleklerimizde. Dolayısıyla E'yi de kabul ediyoruz. Cevap B.